Federasyon mensupları, aziz Doğu Türkistanlı halkımız, değerli STK başkanlarımız, bugün burada Doğu Türkistan'daki 5 milyon kardeşlerimizin yanında olduğumuzu duyurmak için, dünyaya seslenmek için, Türk İslam dünyasına ve insanlığa seslenmek için burada bulunmaktayız. Şu an basın açıklamamızı başlıyoruz. Değerli basın mensupları, ben de Uygur'um, ben de Doğu Türkistanlıyım. Adı altında yapacağımız bu basın açıklamadan dolayı hepinize teşekkür ederiz burada bulunduğunuz için. Türkistan coğrafyasında bir tarih kapatılmak üzere, bir millet yok ediliyor, bir medeniyet yok ediliyor, kültürel ve irki soykırım sürüyor, izzet ve namuslarımız çiğneniyor, minareler susturuluyor, camiler yıkılıyor, Kur'an ve kutsallarımız yakılıyor. Bugün burada herkesi, etnik kimleri, kimlikleri, töreleri, inançları ve değerleri ne olursa olsun bir insan olarak kendilerine düşen mesuliyet ve mecburiyetlerini yapmaya davet etmek için toplandık. Bugün Doğu Türkistan meselesinin Türklerin, Azerilerin, Özbeklerin, Kırgızların, Kazakların, Kürtlerin, Arapların, Afrikalıların, Asyalının, Batılının, Doğulunun, ümmetin ve vicdanı olan bütün insanların meselesi olsun isteriz. Herkesin ben de Uygur'um, ben de Doğu Türkistanlıyım demesini ve haksızlığın, hadsizliğin ve zulüm karşısında durmasını istemek için bugün buraya toplanmış bulunuyoruz. Malum olduğu üzere Çin'in Doğu Türkistan'da son 2 senedir sürdürmekte olduğu asimilasyon ve imha politikası 3 alandaki uygulamalarla Doğu Türkistan'ın varlığına son vermeyi hedeflemektedir. Bunlar toplama kampları, Çinli Uygur akrabalaştırma projesi ile bütün inanç ve kimlikleri Çinlileştirme politikasıdır. Bir halkı yok etme yönündeki bu hamlenin yarattığı ızdırap ve çığlıklar ne kadar bastırılmak istense de arşa kadar yükseldi. Mazlumların feryadını duymayan kalmadı. Dünya ve Türkiye kamuoyunda meydana gelen infial ve Türk milletinin iftiharı olan Abdurrahim Heyit'in şehit edildiği haberinin yayılması üzerine Türkiye Cumhuriyeti Dışişler Bakanlığı ve hükümet sözcüsü millet hissiyatına tercüman olarak birer açıklama yaptılar. Bu açıklamalarda özetle şunlar söylendi. Uygur Türklerinin ve diğer Müslüman toplulukların temel insan haklarını ihlal eden uygulamalar özellikle son 2 yıl içerisinde ağırlaşmış ve uluslararası toplum gündeminde taşınmıştır. Özellikle Ekim 2017'de tüm dinlerin ve inançların Çinlileştirilmesi siyasetinin resmen ilan edilmesi, Uygur Türklerinin ve bölgedeki diğer Müslüman topluluklarının etnik, dini, kültürel kimliklerinin tasfiye edilmesi hedefi doğrultusunda atılmış yeni bir adım olmuştur. Keyfi tutuklamalara maruz kalan 1 milyondan fazla Uygur Türkünün toplama kamplarında ve hapishanelerde işkence ve siyasi beyin yıkamaya maruz bırakıldıkları artık bir sır değildir. Kamplarda alıkonulmayan Uygurlar da büyük baskı altında bulunmaktadır. Yurt dışında yaşayan Uygur asıllı soydaş ve vatandaşlarımız bu bölgedeki akrabalarından haber alamamaktadır. Binlerce çocuk ebeveynlerinden uzaklaştırılmış, yetim kalmıştır. 21. yüzyılda toplama kampların yeniden ortaya çıkması ve Çin makamlarının Uygur Türklerine yönelik sistematik asimilasyon politikası insanlık adına büyük bir utanç kaynağıdır. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca
Türk kamuoyunun Doğu Türkistan'da ağır insan hakları ihlalleri konusundaki tepkisinin Çin makamlarınca dikkate alınması, Uygur Türklerinin temel insan haklarına saygı gösterilmesi ve toplama kamplarının kapatılması istenmiş. Birleşmiş Milletler'in bu insanlık trajedisine sona erdirilmesi için etkili adımlar atmaya çağırmıştır. Türkiye'nin resmi tepkisini bildirmesinin üzerinden daha 24 saat geçmeden Çin'in resmi basını Abdurrahim Eyit'in hayatta olduğunu iddia eden bir video yayınladı. Ardından Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Ankara Çin Büyükelçisi pişkin ve küstahça toplama kamplarını savunarak Türkiye'ye karşı nezaketsiz, küstah bir üslupla cevap verdiler. Yayınlanan 26 saniyelik bu video bile Çin'in utanmazlığının sanatçı ve diğer milli değerlerimizin hapislerde doldurulduğunun itirafıdır. Doğu Türkistanlara yapılan işkencelerin yeni bir ispatıdır. Abdurrahim Eyit ve ailesinin dış dünyadan verilecek olan bağımsız avukatlarıyla görüştürülmeden ve rahat bir şekilde şeffaf yargılama yapmadan tutulmasını buradan lanetliyoruz. Ve biz de onlara şöyle diyoruz. Ey Çin, daha önce şehit edildiği haberlerini aldığımız şahsiyetlerin de hayatta olduklarına yönelik video görüntülerini yayınla. Ünlü tıp profesörü Halmet Gafur nerede? Dünyaca meşhur tarihçi Profesör Doktor Rahilat ve Davut'tan hiç haber alamıyoruz. O nerededir? Yaşıyorlarsa videosunu yayınlamasını istiyoruz. İslam aleminin iftiharı olan Abdülkerim Abdülveli, Abdülhamid Damallam, Muhammed Salih Damallam ve Abdülahad Han Mahdum gibi nice alimlerimizin şehit edildiği söylendi. Alimlerimizin, aydınlarımızın, iş adamlarımızın, sanatçılarımızın, sporcu ve kanaat önderlerimizin de hayatta olduğunu bilmek istiyoruz ve onların derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Ey Çin, akrabalarımızı serbest bırak, halkımızı serbest bırak, Çin Nazi kamplarını kapat diyoruz. Çin Doğu Türkistan'a yabancı gözlemci çağırma oyununu da bu vesileyle kabul etmediğimizi duyuruyoruz. Çin kamp toplama kampları iddialarımızı çürütme gayretinde yabancı ülke heyetlerini tertip ve tezgah ortamında Doğu Türkistan'a gözleme için çağırmaktadır. Çin gibi baskıcı diktatör rejimin organizasyonunda adil ve şeffaf olmayacağından dolayı bu tür tek taraflı, kontrollü ve düzmece ziyaretler neticesinde sonuçlanacak her türlü açıklama ve raporları tamamen reddediyoruz ve kabul etmediğimizi ilan ediyoruz. Bunun karşılığında Doğu Türkistan diasporası olarak Türkiye başta olmak üzere BEMİ, İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği, Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri ve Doğu Türkistan diasporası vekillerinden teşkil eden bağımsız bir teftiş heyetinin Doğu Türkistan'a gitmesi talebinde bulunuyoruz. Bu heyetin sağlıklı, adil ve şeffaf gözlem ve incelemelerde bulunabilmeleri için ziyaret esnasında Çin yönetiminin tamamen devre dışı bırakılmasını talep ediyoruz. Aksi takdirde Çin'in uyduruk model tertipleri çerçevesinde yapılacak bütün yabancı gözlemci ziyaretlerini bir tiyatro olma dışında bir anlamı olmadığını buradan ilan ediyoruz. İş bu nedenle Türkiye'deki Doğu Türkistan sivil toplum kuruluşları olarak Çin'in Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında tutulan akrabalarımıza sahip çıktığımızı göstermek ve onların yanında
onların hürriyeti ne kazanana kadar her zaman meydanlarda olacağımızı, takipçi olacağımızı duyuruyoruz. 2050 senesine kadar Çin dünyaya hakim olma rüyasına ulaşmayı hedefleyen tek Çin, tek devlet yaratmak açısından projenin çok önemli bir kısmı olan Doğu Türkistan için Uygurların yok edilmesi veya tamamen Çinleştirilmesi hedeflenmiştir. Hedefe ulaşmak için olağanüstü bir operasyona hızlı geçiş yapan Çin 70 senelik zulüm politikalarını bir anda zirveye çıkarmıştır. BM ve Uluslararası İnsan Hakları Teşkilatları temsilcileri herhangi bir yargı kararına dayanmaksızın toplama kamplarında bulunan kişilerin sayısını 1 milyondan aşkın olduğunu deklar etti. Gayri resmi olarak bu bulgulardan yola çıkarak 3 ile 5 milyona kadar insanın toplama kamplarında tutulduğu kanaatindeyiz. Toplama kamplarında ırkı ve dini aşağılama esaslı Çinleştirme projesi yürütülmektedir. Toplama kamplarında veya hapishanelerde şehit edilen veya hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazeleri verilmemektedir. Ayrıca kardeş aile projesi adı altında Çin Komünist Partisi üyeleri veya istihbarat elemanları erkekleri hapse atılan ailelerimizin evlerine yerleştirilerek birlikte yaşamaya zorlamaktadır. Genç kızlarımız Çinli erkeklerle evlenmeye mecbur bırakılmaktadır. Müslüman Türkistan halkı için içki içme ve domuz eti yemeye zorlanmaktadır. Doğu Türkistan ile dışarıdan irtibat kurmak, telefonla görüşmek imkansız hale gelmiştir. İrtibat kuranlar direkt hapse atılmakta, hapse atılanların akıbetlerinden hiçbir şekilde haber alınamamaktadır. Çin'in Doğu Türkistan halkının milli, dini ve kültürel kimliğine yönelik başlattığı Çinleştirme politikasını gerçekleştirmek için her türlü asimilasyon tuzakları, aile planlama ve Çinli göçmen yerleşimci politikaları ile bölgenin demografik yapısının değiştirme icraatları tam hız ilerlemektedir. Böylece 40 milyon Müslüman Türk halkı, kültür, medeniyet mirasımız, camilerimiz yok edilmekte. Uygur kızları meslek edindirme bahanesiyle Çin'e gönderilmekte. Kızlarımız Çinlilerle zorla evlendirilmektedir. Ebeveynleri toplama kamplarında tutulduğundan dolayı başıboş kalan masum çocuklarımız da özel hazırlanmış mankurtlaştırma kamplarında Çinlileştirmeye zorlanmaktadır. 70 yıldan beri işgal altında olan ata yurdumuz Doğu Türkistan geçmiş yıllarda büyük katliamlar yaşadı. 1991'de, 97'de, 2009'da, 2014'te Doğu Türkistan genelinde büyük kıyımlar, soykırımlar yaşandı. Doğu Türkistan halkı bu katliamlara rağmen asla teslim olmadı. Fakat şimdi yaşadığımız 2017'den sonraki dönem artık bir toplu imha operasyonudur. 21. asırda yeni bir Endülüs olayı yaşanmaktadır. Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Yaşasın bağımsız Türkistan! Bütün insanlığa, İslam alemine ve Türk dünyasına sesleniyoruz. Bizim sesimiz olun. Ben de Uygur'um, ben de Kazak'ım, ben de Doğu Türkistanlıyım diyerek bizim acımız,
bizim derdimizi paylaşınız. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve İslam dünyası liderlerinden bu basın açıklamamız aracılığıyla bu ile halkımız adına iletmek istediğimiz çok aciliyet arz eden taleplerimiz olacaktır. Çinliler zaten üstü açık hapishaneye çevrilmiş olan Doğu Türkistan'da dünyaya başka bir örneği olmayan sözde eğitim merkezleri adını verdiği Nazi kamplarında halkımıza karşı kültürel, dini ve ırkî soykırım yapmaktadır. Bu kamplar derhal kapatılmalıdır. Buralara hapsedilen aydınlar, sanatçı, din adamları, iş adamları ve kanaat önderlerinin bütün Doğu Türkistanlıların serbest bırakılması konusunda müdahale edilmesini arz ediyoruz. 21. asrın, 21. yüzyılın bu utanç uygulamasını son verilmelidir. Kutsal ve namus saydığımız evlerimize ve ailelerimiz içine göçmen Çinli yerleştirilmektedir. Bu çirkin ve ahlaksız uygulama derhal durdurulmalıdır. Açıkça ilan ettiği Türkleri ve İslam dinini Çinlileştirme politikaları ile Uygurca, Kazakça ve diğer Türk dilleri, kültür ve kimliklerimiz ve bütün manevi değerlerimiz yok edilmektedir. Buna da derhal dur denmelidir. Evlerimiz ve sokaklarımız virane hale dönmüş, kökleri binlerce seneye uzanmış, şanlı ve asil bir millet göz göre göre yok edilerek yeryüzünden silinmek istenmektedir. Çin'in Doğu Türkistan'da sürdürmekte olduğu bu insanlık dışı barbarca uygulamaları derhal durdurulmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın mesele ile ilgili bizzat alakadar olup diplomatik girişimlerin başlatılması ve gerekli adımların atılmasını arz ediyoruz.